yapıyor? Dokunur gayretine, sahibi hürmetine kulu incitme dönmesi. Oysa bu insanların bir sahibi var olması. O sahibinin hürmetine. Yunus'un bir başka ifadesi var. Bunu Bestami Yazgan söylüyor bir hoca, öğretmen. Yunus da yaradılanı severiz, yaradanları söylüyor. Ama bu biraz daha hoş gibi geldi bana da. He, sahibi hürmetine kulu incitme. Hepsinin bir sahibi var. Bitkinin de sahibi var, hayvanın da sahibi var, insanın da sahibi var. Sahibinin Allah olduğunu bilirsen ve onun sahibi hürmetine, değil mi? Bazen öyle değil mi? İşte burada diyelim ki bu valinin arabası dese kimse ona çizik atar mı? Bir şey yapar mı? Yapmaz değil mi? Valinin arabasına bunu yapıyorsun hayvanın veya hoca efendinin dediği gibi de ya bu Rabbim için kulu ya onun için niye çizik atıyorsun? O bakımda sahibi hürmetine bunu insanlara onlar da terası şaşmaz. Genel terası böyle. 50'den beri bakın bir CHP oldu, bir Menderes, bir Demokrat Parti, bir Milletçi, Demokrat tercih etti. Şimdi de geçmişe dönerek bakıyoruz ki doğruyu tercih ettik diyoruz. Demirel'le CHP girdi, Demirel tercih etti, yine doğruyu tercih etti. Özal'la Halkçı Parti girdi, yine doğruyu tercih etti. İşte Tayyip Erdoğan'la yine CHP girdi, Allah için yine doğruyu tercih etti. Şimdi de tikyanım var. Ama bakın, Allah yardımcı olsun. Bazen hizmet de yetmiyor. Eğer hizmetle alınsaydı bizim Antalya Belediye Başkanlığımız alınır. Antalya Belediye Başkanlığımız, Başbakanımız çok önem verdi. Ben turizm müsteşarlığındayken biliyorum. Ancak dediği gibi yani hizmetin yanında artı bir şeyler olması lazım. İşte o artı şeyleri kazanmak lazım, yapabilmek lazım. Hizmeti üretememenin bazen bir gerekçesini bulursun. Kaynağımız yoktu, paramız yoktu. O engelleri, bu engelleri düşünün bunu. Ama insanların gönlünün almasını, yani cenazesine katılmanın, düğününe katılmanın, bir çayını içmenin, bir sohbetini etmenin, belki bunun hiçbir madde etmemiştir. Bunlara zaten çok dikkat ediyoruz. Sen de hani bu olmazsa onun ciddiyetini huzur buluyoruz. Cenazeler, törenler, şeyler, şuraya bırakıyoruz. Bizim şu anda mesajı geçen dönemde Sayın Bakanım, şöyle bir nasipsizliğimiz oldu. Seçimlere tam 2 ay kala durum kapandı. İflasları ilan ettiği 550 tane işçi dışarıda kaldı. Eski sahibi Doğulu... İthal edecekti, diyecekti ya bunun yani bizimle alakası yok. Yani kar edince bizden olmuyor, kendinden oluyor da zarar edince diye bizden olsun yani. Kar da kendinden, zarar da kendinden. Biz kendisine dediği gibi hatta belki değil mi herkes işte kurucusu burada. Öyle olmadı işte. Tamam. Şöyle oldu, eski sahibinin oğlu Demokrat Parti'den aday oldu. Tavukçuluğu satın aldım dedi. Yani olmayan ben bir olayı. Ben tekrar açacağım burayı dedi. Kapalı oldu durumdayken. Kazandı mı? İşte 400 tane. Hepsi kaybettirdik. He, kaybettirdik. Şöyle kaybettirdik. Yani. Bize oylar bölününce. Yani Zeynel Cenab-ı Allah bize bir ders vermiştir. Onun eliyle, bölerekten vermiştir. Yoksa yani. Kalpleri Allah çevirir oldum. Yani. Yoksa evet, o sözünün kişini, şeyin bahane aradılar. Güzel kardeşim. Bakın bizim Sivas Belediye Başkanımız vardı. Hizmet etti. Musim Bey'in, Allah rahmet eylesin. Benim iyi arkadaşım. Ayrıca da tanı. Mekana genel olarak her geçtiğinde parti oldular yani. Severlik, türmek edemiyorum. Musim Bey'in helikopteri düştü. Biz de belediye başkanlığına değişti. Niye değişti? Yani millet bir bahane arıyordu, oldu mu? Yani vermemek için ama ya o kadar işte bardağa taşınan son damla olmuyor, oldu mu? Bir yere kadar gelmiş de o son damla yoktu. O son damlayı oluşturdu. O son damlayı oluşturmamak lazım, oldu mu? İnşallah. Evet, ben Allah yardımcınız olsun. Amin. Birbirimizi anladık. Çok sağ olun. Hadi Allah. Çok sağ olun.